But Scooby-Doo, we coming after you. Da-da-da-da. Hepinize merhaba canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Zaten bunu videoyu izlerken anlayacaksınız çünkü bu videoda Shelly'nin ünvanını almaya çalışmak yerine almış olduğum ünvanla maça gireceğim. Çünkü ben dünkü videoyu editlerken telefonumda yer yoktu ve bazı videoları silmem gerekiyordu. Bu videoyu da edit programında hazırda bekletiyordum. Yani şöyle ki ben o videoyu sildim ve o videoyu silince de edit programındaki videoyu da silmiş oldum. Böylelikle o video çöp oldu ve bu videoyu tekrardan çekmem gerekiyordu. Yani bu kadar. Umarım bu video hoşunuza gider. Bu arada Shelly oynayabileceğim bir harita yok ama yine de Shelly oynayacağım. Umarım çok fazla kupa kaybetmem. Panther Max kostümü çok hoşuma gitti ama benim dükkanıma Leopard Max kostüm geldi ve Panther Max kostümü görünce bir tık böyle şey oluyorum. Benim dükkanıma niye gelmedi? Supercell benim almamı mı istemiyor? Bu arada artık Supercell'e sallamayacağım çünkü artık Supercell benim rakibim değil. Supercell'i artık rakibim olarak görmüyorum çünkü çok dünkü videomu 4-5 kere izledim ve çok boş yaptığımı gördüm. Hani normalde benim kendi boş sınırımı bile geçip daha fazla boş yaptığımı gördüm. Bu şekilde devam ederse İlerleyen zamanlarda çok daha büyük boşlar yapmaktan korktuğum için nefesim bitti. Bu arada yeni uyandım. O yüzden sesim birazcık farklı geliyor olabilir. Çünkü şu an uyandım, videoyu açtım, video çekiyorum ve bu kadar. Yani hiçbir şey yapmadım daha. Yemek yemedim, su bile içmedim. Hiçbir şey yapmadan videoyu açtım. Çünkü bir baktım, ben bu videoyu bugün yükleyecektim. Girdim edit programına. Son bir rütuşlarımı yapayım diye bir baktım video yok. Hani bakıyorum video gerçekten yok. Hani nereye gitti bu video derken galeriye bir girdim. Ben o videonun içeriğini silmişim. Hani mükemmel zekayla yani bunu mükemmel... Neyse bu arada bu oyun herhalde win alamayacağım. Çünkü herkes takım oluyor ve bu arada bu harita bence oyunun en güzel haritası. Hani bu haritada oynamayı sevmiyorum ama bu harita oyunun en güzel haritası. Çünkü bu haritada bütün karakterleri kasabilirsiniz. Yani bütün uzun mesafeli karakterleri kasabilirsiniz. Genelde tank karakterler bu haritada işe yaramıyor. Çünkü Bonnie, Pam gibi uzun mesafeli ve artık hesaplaşmada oynanmayan karakterler bile bu haritada çok güzel oynanabiliyor. Ya bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Daha önce Bonnie'yi burada 825 kupalara kadar falan çıkarmıştım. Ayrıca dün yeni oyun videoları falan da gelecek demiştim. Bunun için iki fikrim var. Öncelikle ya hafta sonları başlayacağım, bakayım izlenirse devam edeceğim. Ya da yeni bir kanal açıp böyle ikinci bir kanal. Orada da böyle bütün oyunları, yani farklı farklı bütün oyunları, Google Play'deki bütün oyunları denemek istiyorum. Yani şöyle bir, burada sizin birazcık yardımınıza ihtiyacım var. Hani bu konuda bana yardımcı olup fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hani bu kanaldan mı devam edeyim? Yoksa bu kanaldan Brawl Stars paylaşıp yeni bir kanal açıp oradan da bütün oyunlarımı deneyeyim? Bu konuda fikrinizi açığım. Yıllar sonra ilk kez savaş topu giriyorum demek isterdim ama Shelly'nin ünvanını benim için challenge olsun diye savaş topunu da almıştım. Şu an onun için savaş topu giriyorum. Normalde savaş topunu oynayamıyorum. Bir türlü savaş topu oynamayı beceremiyorum. Çünkü ben genelde oyun oynarken tek bir şeye odaklanıyorum. Ya kill alacağım, ya soygun oynarken kasaya vuracağım, ya sıcak bölge oynarken böyle alanın içinde kalacağım. Ama burada tek bir şey düşünerek oynanmıyor maalesef. Çünkü ya kill alacağım burada ama kill alırken topu da korumak zorundayım. Hani topu korumam gerekiyor çünkü karşı tarafta Mortis gibi karakterler oluyor ve bir anda kasaya gidebiliyorlar. Ne olduğunu anlamadan böyle bir anda gol yiyebiliyorsun. Mesela şu an o Fang'den topu attıktan sonra ulti atmasını beklerdim. Çünkü genelde savaş topu oyuncuları böyle şeyler yapmayı çok seviyorlar. Bu arada Shelly'de çok küçük bir taktiğim var. O da ultim varsa eğer, top da benim elimdeyse, ayağımdaysa, yani topu tam kaleye atarken üzerine bir de ulti atıp rakipleri geri püskürterek gol atmak. Yani bu kadar. Bunun dışında pek bir oyunculuk gösteremeyeceğim bugün bu videoda. Çünkü savaş topu oyuncusu değilim. Savaş topunu zaten toplamda 30.000 galibiyetim falan var. 3.000 3'e 3 mücadelelerde 30.000 galibiyetim var ama bunların sadece en fazla 200'ü falan savaş topundadır. O da eskiden troll haritalarda kupa kasılabiliyordu ve savaş topu haritalarında da, yani yapılan savaş topu haritalarında da çok kolay kasılabiliyordu. Sen neden bana diss atıyorsun? Bak bütün oyunumu
bütün beynimi şu an aldım benden. Düşünme yeteneğimi aldım benden. Yani niye böyle bir şey yapıyorsun? Sen de oynuyorsun, ben de oynuyorum. Hayır yani Shelly'yim sadece. Yani Shelly bu kadar kötü bir karakter değil. İlk karakter alt tarafı. Tamam ama bu arada bazı karakterleri hiç sevmiyorum. Fang bunlardan biri. Surge mesela, Fang'den sonra Surge'ü hiç sevmem. Çünkü Surge bütün karakterleri antileyebiliyor ve bir karakterin bir sürü karakteri antileyebilmesi inanılmaz sinir bozucu bir durum. Özellikle eskiden çok güçlüydü ama yapabileceklerinin bir sınırı vardı. Şimdi yine çok güçlü ama yapabileceklerinin bir sınırı yok. Hani duvarın eskiden 3 kere duvarın arkasına geçebiliyordu aksesuarı yardımıyla. Şimdi 500 kere geçebiliyor. Ultisi oldukça duvarları aşabiliyor. Bu da atıcıları çok antiliyor. Aksesuarı, yeni gelen aksesuarı şu vurdukça böyle bir ulti atayım. Tek skillimin işe yaraması gerçekten çok hoş bir şey bu arada. Tek skillim bu çünkü. Her neyse ben lafımı bitireyim de. Mesela atıcıları bu şekilde eritebiliyor Surge ama tank karakterleri de yeni gelen aksesuarıyla 500 kere ateş ederek antileyebiliyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bu videoda 8 kupaya en azından ulaşıp, en azından dünkü videonun şeyine, yani 8 kupaya ulaşıp bırakacaktım Shelly'yi ama gerçekten çok kötü hissediyorum şu anda kendimi. Umarım üzülmemiştir o Frank. Çünkü genelde Frank oynuyorlarsa eğer biri hesaplaşmada Frank oynuyorsa, Frank bütün karakterler tarafından basitçe kesilebilecek bir karakter. Bu yüzden de yani takım olmak zorunda. Eğer hesaplaşma giriyorsa takım olmak zorunda ve takım oluyorsa da bu benim düşmanım, rakibim anlamına geliyor. Edgar Mortis'in yanına geri dönüyor. Ve Mortis'ten bir ihanet. Morty bana like atıyor. Bana like atma. Sen takımcısın. Sen bana like. Bu arada arkadaşlar ben hani şöyle düşünenler varmış. Ben bu takım olan oyunculardan nefret ediyorum, hiç sevmiyorum. Bu doğru. Ama şöyle, ben onları rakip olarak görüyorum. Hani ben onlarla aynı tarafta değilim. Hani yükler, onu ben kestim. Niye yüklerden birini bana vermiyorsun şu an? Şu an biraz onurlu bir insan olsan, tamam mı? Yüklerden birini alıp geri döner gidersin. Ama sen ne yaptın? Bu arada ben galiba 4. olacağım. Evet, şu an 4. olacağım. Kesinleşti şu an. Çünkü neyse. Bu arada ilk defa bir video çekerken zamanı bu kadar çabuk geçirdim. Normalde bu kadar fazla oyunun içine gömülmüyorum. Yani neden bilmiyorum ama bugün zaman çok çabuk geçti. Herhalde yeni uyandığım için. Her neyse, bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada bildiğiniz güzel internetsiz hikayeli oyun varsa yoruma yazarsanız çok sevinirim.